Kozmik Enflasyon Teorisi. 1980 başlarında Good ve diğerleri büyük patlamanın problemlerine bir çözüm getirmek amacıyla şişme, parantez içinde söylüyorum, kozmik enflasyon ile düzeltilmiş büyük patlama kuramını öne sürmüşlerdir. Genel olarak şişme, standart büyük patlamada olduğu gibi evrenin genişlemesinin kuvvet yasası, yine parantez içinde mesafenin belli bir kuvveti olarak değil, üstel olması anlamına gelmektedir. Şişme, evrenin hemen başlangıcında ilk 10 ile 35 ve 10 ile 33 saniye aralığında çok kısa süren, ancak üstel olarak 10 üzeri 30 kat büyüyerek devasa bir şekil aldığı döneme verilen isimdir. Bunu açıklamak için BB sırasında, yani büyük patlama sırasında muazzam bir enerji ile etrafa saçılan parçacıkları, yine parantez içinde radyasyonu, geri toparlayarak bütünlüğü korumaya çalışan kütle çekim kuvvetini yenen bir basınç kaynağına ihtiyaç vardır. Bu kaynak genel görevliliğe göre yavaş değişen skaler, yine parantez içinde spinsiz alandır ki buna şişirici denmektedir. Örneğin CERN'de geçen yıl keşfedilen Higgs parçacığı da bir şişirici ödevi olarak görülebilir. Bu konudaki çalışmalar çok yoğun biçimde sürdürülmektedir. Özetlemek gerekirse şişmenin işlevi şu şekilde açıklanabilir. Başlangıçta çok sıcak olan foton gazı yalnızca normal termal basınca sahiptir. Sıcaklık, ışının basıncı negatif basınç ile karşılaştırılabilecek kadar düştüğünde üstel genişlemeye neden olan negatif basınç kuvveti ortaya çıkar. Kütle çekiminin uyguladığı çekici kuvvetin tersine negatif basınç iticidir. Şişmeden sorumlu olan işte bu itici etkidir. Şişme büyük patlamadan yalnızca 10 üzeri 35 saniye sonra başladı. Üstel genişleme hızı evren ölçeğini izleyen her 10 üzeri 35 saniyede 2 katına çıktığı anlamına geliyordu. Her ne kadar şişme büyük patlamadan 10 üzeri 35 saniye sonra başladıysa da 10 üzeri 33 saniye sonra da durmuştur. Bu noktadan sonra evrenin genişlemesini, ölçeğini 2 katına çıkarmak için gereken zaman sürekli olarak artacak bir biçimde sürdürüldü. Enflasyon sırasında 2 kat genişleme 10 üzeri 35 saniye sürüyordu. Bugün ise 2 kat genişleme için gereken zaman 10 milyar yıldır. Son olarak vurgularsak, büyük patlama denildiğinde akla bir şeyin patlaması gibi bir olay gelmektedir. Fakat bu yanlıştır. Büyük patlama genel çekim teorisi çerçevesinde doğru bir yorumla uzay ve zamanın başlangıcını temsil etmektedir. Uzayın bir noktasından bakan biri, büyük patlama buradan başladı diyemez. İşte bu nedenden ötürü evren uzaydaki herhangi bir yerden başladı diyemeyiz. Aynı zamanda büyük patlamadan önceki zamandan bahsetmek de mümkün değildir. Zira zaman kavramı, parantez içinde belirtiyorum, ve uzay kavramı evrenin oluşmasıyla başlar. Büyük patlamayla meydana gelen evrenimizin hangi zaman aralıklarında nasıl bir yapıya sahip olduğunu tahmin edebilir ve dolaylı dolaysız bir takım gözlemlerle sınayabiliriz. Son derece yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki ve de son derece küçük hacimdeki bir noktacık bir evrenin gümlemesi bir kuantum olasılığına dayanmaktadır. Ancak gravitasyonun bir kuantum teorisi henüz mevcut olmadığından gerek bu olasılığın hesabı gerekse evrenin o aşamasının tam olarak anlaşılması mevcut bilgilerimizle mümkün değildir. Bu bakımdan uzay ve zamanın başlangıç durumları gibi sorular şimdilik fizik ve metafizik sınırında kalmaktadır. Düzlük problemi. Standart büyük patlama teorisinin açıklama getiremediği konulardan biri de düzlük problemi olarak bilinir. Bu sorun
evrenin kütle yoğunluğu ile ilgilidir ve evrenin kütle yoğunluğu evrenin şeklini belirler. Kütle yoğunluğunun kritik değerden fazla, az veya eşit olması onun geometrisiyle ilgili değişikliğe neden olur. Kabaca evrenin üç farklı geometriden bahsetmekteyiz. Evrendeki madde miktarı kritik yoğunluk olarak adlandırılan değere eşitse evrenin düz bir geometrisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz, dümdüz bir çizgi şeklinde. Böyle bir evrende iki paralel çizgi sonsuza kadar paralel kalır. Eğer evrendeki madde miktarı kritik değerden fazlaysa evrenin kapalı bir geometrisi olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir evreni gözümüzde canlandırabilmek adına küre analojisini kullanabiliriz. Kapalı bir evrende aynen bir kürenin yüzeyinde olduğu gibi evrenin kapalı şekli nedeniyle iki düz çizgi birbiriyle kesişir. Diğer durumda evrenin kütle yoğunluğunun kritik yoğunluğundan azdır. Böyle bir evreni gözümüzde canlandırmak adına at eğri ile analoji kurabiliriz. Ve böyle bir evrende iki düz çizgi zaman içinde birbirinden uzaklaşır. Burada düzlük problemini anlamak için önce şunu bilelim. Evrenin başlangıcında kütle yoğunluğu kritik yoğunluğa eşitse zaman içinde her zaman eşit olur. Fakat başlangıçta kritik değerden çok çok küçük bir oranla az ise veya fazlaysa bu sapmanın evrenin genişlemesi nedeniyle giderek artmasını bekleriz. Bu tüfekle nişan almaya benzer. Nişan alırken milimetrik bir sapma merminin hedeften uzağa gitmesine neden olur. Hedef ne kadar uzakta ise bu büyük küçük sapmanın etkisi o kadar büyüyecektir. Aynen bu şekilde evrenin başlangıcında kritik değerden çok az farklı bir değer zamanla genişleyen evrende çok büyük bir farklılığa neden olmalıdır. Sorun şurada. Bugün evrendeki kütle yoğunluğunun kritik yoğunluğa çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu da uzak evrende bu değere daha fazla yakın olması gerektiği anlamına geliyor. Oysa başlangıçtaki en küçük bir sapmanın gözlemlenen evrende bugün büyük bir farka neden olması gerekirdi. Örneğin evrenin başındaki kütle yoğunluğu kritik değerin sadece biraz üstünde olsaydı fark hızlıca açılmış ve evrenin şimdiye kadar çökmüş olması gerekirdi. Oysa biliyoruz ki işler böyle olmadı. Günümüz değerlerinin izin verdiği aralıkta herhangi bir yerde olması için evrenin başlangıcında kütle yoğunluğunun kritik yoğunluğa 15 ondalık basamağa kadar bir yaklaşıklıkla olması gerekiyordu. Böyle bir ince ayar fizikçilerin sevmediği, açıklama gerektiren bir konudur. Nasıl olur da evren madde miktarını tam da kendini yok etmeyecek bir değere bu kadar hassas bir şekilde yakınlaştırmış olabilir? Geleneksel büyük patlama teorisinin bu konuda bir açıklaması yoktur. Enflasyon teorisinin, parantez içinde belirtiyorum, diğer adıdır, şişme modelinin getirdiği bir açıklama var. Henüz şişirilmemiş bir balon düşünün. Yüzeyi oldukça eğri gözükür. Şimdi balonu şişirmeye başlayın. Genişleme üzerindeki eğrilikleri giderecektir. Bu analojide olduğu gibi evrenin başlangıcında eğrilik ne kadar fazla olursa olsun enflasyonun öngördüğü muazzam şişme uzay zaman dokusunu düz hale getirmiştir. Böylece şişme kuramında kritik değere bu kadar yaklaşık bir değere sahip olmak için ince ayara gerek kalmaz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, burada biraz açıklayayım size. Bir balonu şişirdiğinizde bunun şişmenin bir sınırı olur haliyle. Artık o sınıra ulaştığını ve o sınırın artık düz bir şekilde devam ettiğini açıklamaya çalışıyor burada. Gözlenen evrenin temel özelliklerini basit ve tatmin edici şekilde açıklayabiliyor olsa da şişme modelinin yeterli kanıtlarla desteklenebildiğini söylemek için henüz çok erken. Şişme modeli gözlemlenen evreni açıklayan özel bir patlama yaratmıştır.
Kuramın sahibi Alan Guth'un da işaret ettiği gibi şişme olgusu güçlü olmakla birlikte bunun bir teori değil, gerçekte bir paradigma olduğu vurgulanmalıdır. Evrenin enflasyondan kaynaklandığı iddiası doğruysa bu evren bilim kökenli çalışmaların sonu değil, aslında başlangıcına daha yakındır. Enflasyonun ayrıntıları temel parçacık fiziğinin detaylarına bağlıdır. Genel enflasyon fikrine uygun bir alternatif göremesem de ayrıntılı bir tablo oluşturulmadan önce hala yapılması gereken çok iş var ve pek çok yeni önemli fikre yer olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu büyük patlama olsun, yani ilk başlangıç anıyla alakalı o kadar fazla teori var ki, yani nasıl başladığına, evrenin şekline, evrenin sonu var mı vesaire, yani bunlarla ilgili de size çeşitli videolar yaptım kanalımda da. Çok fazla teori var ve fizikçiler de bunların arasında en mantıklı geleni ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Nasıl yok olacağına kadar, yani yok olma kısmında bile şu an benim de size daha önceden bahsettiğim 4 tane teori var. Büyük çökme, büyük şişme vesaire. Büyük şişme mesela bunlardan biridir. Az önce bahsettiğim kozmik enflasyon aslında bir şişme teorisidir bir nevi. Bu şekilde dediğim gibi kozmik enflasyon teorisi de çok fazla iç dallara ayrılıyor ve şu olabilir, bu olabilir gibi yerlere sokuyor bizi. Aslında bu teorilerin hepsinin birleştirilebileceği nokta her şeyin teorisini bulmak olacak. Umarım ileride fizikçiler bunu birleştirip her şeyin teorisini ortaya koyabilirse genel görelilik teorisi, kuantum fiziği, diğer teoriler vesaire hepsi birleşecek ve her şeyin teorisi işte o zaman başlamış olacak.